Eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren bizimle birlikte. Hoş geldin sevgili Erdem. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi ben sözü çok uzatmayacağım, sana bırakıyorum. Tüm bu olan biten bu sene, yani şeyi çok konuştuk. İşte kontenjanlar bu kadar azaldı, 67 bin azaldı. Tamam, olanı biliyorlar gençler de. Ne yapacaklar, kimi nasıl etkileyecek? Tamam, en çok kim etkilenecek ve nasıl önlemini alsın? Sendeyiz. Hemen hızlıca anlatayım sayısaldan başlayarak. Sayısalda 25 bin kontenjan azaltıldı. Onun yerine 10 bin yeni, 10-15 bin arası yeni kontenjan eklendi. Bu şu demek olacak bizim için muhtemelen. İlk 250 binde bulunan adaylar istediklerinden daha yüksek sıralı yerlere yerleşebilirler. Yani 200 bininci aday geçen seneki 150-200 bin arasında bir yere yerleşebilir. Ama 250 bin sonrası sayısalla tercih yapacaklarsa, örneğin 250 bininci için 300 bine kadar yerleşme riski var. Daha düşük yerleşme riski var. 500 bininci için 650 binlere kadar düşme riski var. Çünkü özellikle o 300-500 bin bandında kontenjan azalmış durumda. Yani sayısalda 250 binden daha düşük sırası olanlar tercih yaparken dikkat etsin. Eşit ağırlığa geçeyim. Dikkat etsin derken ne kadar üste gitsin? %50-60'a kadar gitsinler. Evet. Yani sıralamasının %50-60 üstüne kadar yazsınlar. Ha, ne yazsın mesela? Yani 250 binse 400 bine kadar gitsin. Yazabilir. 400 binde ise 600-650 bine kadar inmeli. Tamam. Eşit ağırlıkta 20 bin kontenjan azaldı, 10 bin kontenjan eklendi. Yani nette 10 bin azaltıldı. Orada da 200 bin-400 bin aralığındaki programlarda kontenjan azalması var gibi gözüküyor. O 200-400 bin arasında da %20-25 kadar kayma olabilir. Yani 200 bininci geçen sene 250 bininci'nin girdiği yere, 400 bininci geçen sene 500 bininci'nin girdiği yere girme ihtimali var. Yani toplu yorumlar o zaman riskli. Bulunduğu sıralama yani 200 Kesinlikle. Bine kadar farklı değerlendirecek, Kesinlikle. 500 bini farklı değerlendirecek. Evet. Böyle toplu şu kadar üstüne yaz deyince Hayır. bitseydi diyorsun Hayır. gece boyu bu tabloları yapmazdık. Tabii sabaha kadar uğraştık yani. Tamam. Sözelciler söz var çok geçtik. Kritik hemen. Sözelciler 150 bin ile 500 bin arasındaki bütün sözelcilerde %80'e 90'a kadar etkileme ihtimali var. Çünkü sözelin zaten toplam kontenjanı 120 bindi, 80 bine düştü. Bütün sözel kontenjanı 80 bin kişi şu anda. O yüzden de eğer mesela 200 bininci ise 400 bininciye kadar yazsın, 400 bininci ise 700 bine kadar yazsın diye geniş bir aralık vermek gerekiyor. Şunun etkisi var Görkem, sayısalcı eşit ağırlıkta hakkını kullanıyor. Eşit ağırlıkçı sözelde hakkını kullanıyor. Bir de bu kaymaları hesap ettiğimizde aralığı bayağı geniş tutmak gereken bir sene bu sene. Açılan ve kapanan kontenjanlar her bir dilimde birbirinden farklılık gösteriyor. Yayında detaylarını Yayında söyleriz detaylarını zaten. Yayında detaylarını söyleyeceğiz. Meslek yüksek okullarına Onu bir haber söyleyeyim. Var İki mı? 2 yıllıklar için söyleyeyim. Orada çok az etki var. Hı. Yani orada 2 milyonluk bir sıralamadaki aday toplam 500 binlik yere 500 binlik kontenjana yerleşiyor. Herkesin de TYT sıralaması var. Tamam. Dolayısıyla sıralamasını kullanmayan 4 yıllık yerleşen öğrenciler olduğu için oradaki kontenjan değişimi hem çok az hem de etkisi çok düşük olacak. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merak edenler, detayıyla öğrenmek isteyenler için birazdan Instagram canlı yayında buluşalım. Görüşmek üzere. Yarın 14.15'te bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.